Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri, Mükaşefetül Kulub, Kalplerin Keşfi, Tevekkül ve Rıza Bedevi bir Arap, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Ey Allah'ın Resulü, devemi bağlayayım mı yoksa salı verip tevekkül mü edeyim? Resul aleyhisselam buyurdular. Önce deveni bağla, sonra tevekkül et. Yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Eğer Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz, sabaha çıkıp akşam tok dönen kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırırdı. Şakiki Belhi Hazretleri rızık temin etmek için çalışmaz, esbaba tevessül etmezdi. Bir ara hac dolayısıyla Mekke'de İbrahim bin Ethem Hazretleri ile karşılaştı. İbrahim bin Ethem Hazretleri ona Rızık temini için böyle çalışmamasına neyin sebep olduğunu sordu. Şaki kibeli Hazretleri anlattı. Bir zamanlar çölde yolculuk yapıyordum. Çöl ortasında kanadı kırık bir kuş gördüm. Hareket edemiyor, uçamıyordu. Kendi kendime, bak bakalım. Bu kuş nereden ve nasıl besleniyor dedim ve biraz ileride bir yere saklanarak beklemeye başladım. Derken Ağzında bir çekirge bulunan bir kuş uçarak geldi ve çekirgeyi kanadı kırık kuşun ağzına bıraktı. Bundan sonra ben de kendi kendime şöyle dedim. Bu sağlam kuşa, bu kanadı kırık kuşu besleten Allah Celle Celaluhu her nerede olursam olayım beni de besler. Ve çalışmayı bıraktım, sırf ibadetle meşgul olmaya başladım. Bunun üzerine İbrahim bin Ethem Hazretleri şöyle dedi. Niçin sakat kuşu besleyen sağlam kuş olmuyorsun ki daha faziletli ve şerefli olasın? İşitmedin mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Veren el alan elden daha hayırlıdır. Hem daima her işinde her şeyin en yüksek derecesine talip olmak müminin şanındandır. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun iyi kulları mertebesine ancak bu surette yükselinir. İbrahim bin Etem Hazretleri'nin bu sözleri üzerine Şakiki Belhi Hazretleri yanlış yolda olduğunu anladı. Onun elini öptü ve şöyle dedi: "Sen bizim üstadımızsın. Tevekkül ve esbaba tevessül mevzuunda çok mühim bir nokta vardır. O da şudur: Rızık temini için çalışılır, esbaba tevessül edilir. Fakat sebepler her şey değildir. Rızka sebep olan şeylere asla bakmamalı onlara bağlanmamalı ve onlar üzerinde durmamalıdır. Rızkı takdir eden Allah Celle Celaluhu'dur. O halde kişinin bütün nazargahı, bakışlarının toplandığı tek şey Allah Celle Celaluhu olmalıdır. Bunu basit bir misalle açıklayalım. Mesela bir dilenci düşünelim. Eline bir kap alarak insanlardan bir şey toplamakta olsun. Verilen şeyler elindeki kaba konduğu ve kap bir sebep yerinde bulunduğu halde dilenci hiç kaba bakmaz. Onun bütün nazarları kendisine bir şeyler veren insanlardadır. Hadiste buyrulur ki, kim insanların en zengini olmak isterse, kendi elindekinden ziyade Allah Celle Celaluhu'nun yanındakine güvensin, ona itimat etsin. Tülmar Aşi İbrahim bin Ethem Hazretlerinin hizmetinde bulunmuştu. Bir gün kendisinden İbrahim bin Ethem hazretlerinden gördüğü en garip şeyi anlatmasını istediler. Huzeyfe şunları anlattı. Bir keresinde Mekke yolunda günlerce kalmış, yiyecek bir şey bulamamış ve sonra küfeye girerek harap bir mescide konmuştuk. İbrahim bin Ethem hazretleri bana baktı ve ''Ey Huzeyfe seni aç görüyorum'' dedi. Ben de ''O büyüğümün gördüğüdür'' dedim.'' Bunun üzerine bana bir kalemle bir kağıt getir dedi, ben de getirdim. Besmeleden sonra şu cümleleri yazdı. Her halükarda maksud olan sensin, her manada işaret edilen sensin. Daha sonra da şunları ilave etti. Ben hamd eden, ben şükreden, ben zikredenim, ben açım, ben kayıbım, ben ağır edenim. O altı tanedir. Ben tazmin ederim yarısını. Ey Rabbim, sen de tazmin et diğer yarısını. Bunları yazdıktan sonra kağıdı bana uzattı ve git. Kalbini Allah Celle Celaluhu'dan başka kimseye bağlama ve karşılaştığın ilk insana kağıdı ver dedi. Ben çıktım. Sokakta ilk karşılaştığım adam katar üzerine binmiş gitmekte olan birisiydi. Kağıdı ona uzattım. Aldı. Okuyunca ağlamaya başladı. Sonra bu kağıdı yazan nerede diye sordu. Ben ileride Filan mescitte dedim. Bana içinde 600 lira bulunan bir kese uzattı. Biraz sonra başka bir adamla karşılaştım ve ondan bu katır üzerinde gidenin kim olduğunu sordum. Bana cevaben o bir Hristiyandır dedi. Sonra geldim, Hadise'yi İbrahim bin Etem Hazretlerine anlattım. O paraya dokunma. Sahibi biraz sonra buraya gelecek dedi. Hakikaten bir saat sonra o Hristiyan adam geldi, İbrahim bin Ethem hazretlerinin elini öptü ve Müslüman oldu.''